Edirne'de yaşayan 60 yaşındaki Süheyla Fındıklı Yemiş, her gün beslediği sokak hayvanlarını adeta çocukları gibi seviyor. Mahallede yaşayan yaklaşık 50 kedi ve köpeği evinin bahçesinde besleyen Fındıklı Yemiş, "Onlar benim bebeğim, kimsem olmadığı için onları çocuklarım gibi seviyorum," dedi. Baş tacı. İki tane olur baş tacı. Bir sürü. Karaağaç Mahallesi'nde Zafer Tangör Stadı yanındaki evde tek başına yaşayan ve geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Fındıklı Yemiş, sokak hayvanlarını beslediğinde mutlu olduğunu anlattı. Bundan hasta halimde istiyorum. Elimden geldiği kadar. Bu kadar. Ya benim oğlum, benim. Yaşlı kadın hayvanseverlerden mama desteğinde bulunmalarını istedi. Burada tek başına oturuyorum. Devlet çatımı yaptı, Allah razı olsun. İşte hayvanseverler kapı pencere getirmişti. Allah razı olsun. Vallahi duraktan tut, Çınaraltı durağında beni özellikle bekliyorlar. Özellikle. Gidiyorum işte, ondan bundan istiyorum hasta olduğum halde. Hani vicdanım rahat değil. Vicdanım rahat değil. Beceremiyorum galiba. Zannedersem Çınaraltı durağında 20 tane kedi var. 5-6 tane de köpek var zannedersem. Burada da 30 tane hemen hemen benim bu sokakta olanlar, bahçede olanlar hemen hemen 25-30 taneye yakın. Kedi. Hayvanseverler mama getirse onlara verse ben hasta halimde gidip ondan bundan kemik istemem. Emin ol istemem. Gelirim yok ve hastalık parası alıyorum 500 lira. O da ekmeğime yemeğime bitti. Bebeğim gibi görüyorum. Onlar benim bebeklerim. Bütün hayvanlar. Ayrım yok. Benim bebeklerim onlar. Ölümlü dünyadayız be annem. Bugün varım, yarın yokum Allah aşkına. Zaten doktorlar ne ameliyat ediyor beni. Mide fıtığı var. Kalp damarlar, boyun damarlar tıkalı. Gerçek bu. Yalan yok. Ne hastası? Beyinde bir ton sorunlar var. Ne bileyim, onlar yedikçe ben rahatlıyorum. Seviniyorum. Üzüntüm olmuyor. Tabii ki rahatsızlığım çok. Gitmediğim günler de oluyor. Keşke diyorum hayvanseverler olsa da, bilse de. Onlara mama getirse, ben de ilaçlarımı içsem, uzansam, rahat etsem. Zannetmiyorum çünkü hayvanı seven olmadığı müddetçe onlar hep burada. Özellikle Çınaraltı durağında bekliyorlar. Ben ya yemek artıklarını koysalar her yere, inan ki burada bir tane hayvan göremezsin. Buralara koysalar yemek artık. Ne var ya? Rabbim onları yaratmış biz insanlar için. Mama getirsinler onlara. Başka ne isteyeyim koca kızım? O zaman ben de hastalığımı bileyim. İlaçlarımı kullanayım. Rahat edeyim. Evde uzanayım. Başka bir isteğim yok. Tamam. İşte. Yemek artıklarını koysalar çöp bidonlarının yanına. Onlar burada görünmez ki.